Günaydın. Bugün yine İstanbul'u geziyoruz. Bu sefer abimle, Seval ablayla geziyoruz. Halıcıoğlu metrosundan indik. Şimdi Rahmi Koç Müzesi'ne geçiyoruz. Birkaç gündür İstanbul'da geziyorum ama gezdiğim şeyleri yani çekiyorum. Sadece gördüğüm şeyleri çekiyorum ama sizinle konuşamıyorum. Kalabalıktan dolayı, utanmamdan ve bir yerlere yetişme şeyinden dolayı. Ama bu sefer geç kalma pahasına da olsun bir şeyler söyleyeceğim, bir şeyler çekeceğim. Şu anda da yağmur başladı. Bugün gezdiğim, gördüğüm yerleri sizinle paylaşacağım. Bakalım. Anlatmaya da çalışacağım. Bugün Pierre Loti'ye de gitmeyi düşünüyoruz. Pierre Loti'yi ben de merak ediyorum. Sadece manzarası olan bir kafe, restoran gibi bir yer. Öyle. Orada da takılıp günü bitiririz. Zaten şu an yağmur başladı. Ne kadar gideriz onu da bilmiyorum. Sandalet giydim ben bir de. Sonradan spor ayakkabı giymekten vazgeçtim ama keşke giyseydim. Neyse. Ben gidiyorum. Merdaneyi bile yapmış gördün mü? Döndürüp şoför koltuğuna geçiyorlarmış. Zaten bunu sağda. Sağda mı? Direksiyonu nerede onun? Öbür tarafta. Ödüller mi bunlar? Yok, yo, modellere galiba. Modeller de yazan şeylerde falan yazıyor. Aa, bu ne? Bu tamam, bu sirk için anladık onu da bu ne? Yok, bunun zinciri var, bak bunun zinciri yok. Zaten tek teker değil mi? Yok, bak normalmiş bir de bu sirk için falan da yazmıyor. İlk bisikletten pedallar ön tekerle sabitlenmiş olduğundan diyor. Az çevirerek daha çok dönüyor ya. Hı-hı. Ondan dolayı ön tekerleği büyüterek aslında hızlanmayı sağlamış. Arada zincir sistemi yok ya. Hı-hı. Hızlanmanın yolu tekerleği büyütmüş. Şunlar çok tatlı. Şurada odun kesiyor işte. Şu odun kesiyor. Şu da kontrol ediyor. Ne yapıyor diye. Sabah geliyor. Bunu takıyor. Aşağı indiriyor. Sabah giriş yaptığını gösteriyor. Sonra bir daha akşam geliyor çıkarken. Ok atıyor. Bu sefer de çıkışı yapıyor. Sistem kaydediyor onu. Yani kartta şeyde kaydediyor. Şurada kartları mı? Artık buradan mı? Buradan mı emin değilim. Şu yandaki? Bunlar da kartlarını koydukları yer. Yani gelen kişi açıyorum benim adım işte Doğancan. Benim kartım burada alıyorum, koyuyorum, çekiyorum, şey yapıyorum. Ses yapmışlar.
açıyorsun, direksiyonla beraber içeri geliyor böyle. Direksiyon da mı bu tarafa geliyor? Tabii direksiyon da geliyor. Direksiyon buna bağlı zaten, direksiyonla beraber geliyor. Çok iyi. Bu çok uzak değil mi ya dikaz aynası için? Yani açı olarak görebiliyor. Nerede Harry Potter'daki araba mı? Uçan araba. Bak o da önden şeydi ki. Aynı, birebir aynı araba ya. Ama o mu bu bilmiyorum tabii. Hazır mısın? Evet. Geldi gitti, geldi gitti. Şimdi biz müzede neredeyse 3-4 saatimizi harcadık. Sandığımızdan çok çok daha uzun sürdü. Yani son kısımları hatta hızlıca geçtik yani, çok uzatmadık bile. Ama yani gerçekten gelmeniz gereken çok güzel bir şeydi müzede. Müzede çok çeşitli alanlar var yani, bir belirli bir konsept yok. Koleksiyon sonuçta ama çok irili ufaklı bir sürü şey var. Öğrenci bileti 12 lira, tam bilet ya 24 ya 28 olması lazım, öyle bir şeydi. Ama kesinlikle değiyor ve saatlerce geziyorsunuz. Yani buraya geldiğinizde tüm gününüzü burada harcamanız lazım. Çok güzel ve hani çok değişik şeyler görüyorsunuz. Gerçekten çok güzel ve bence mutlaka gelin gezin yani burayı. Rahmi Koç Müzesi'ne. Biz müzeden sonra bir yerde yemek yedik böyle hızlıca. Şimdi Pierre Loti'ye geçeceğiz. Aslında normalde müzede bu kadar uzun kalmayı planlamadığımız için Balat'a falan gitmeyi planlıyorduk ama çok uzun kaldık, gereğinden fazla kaldık. Yani şeyliğine oyalanmaktan da değil, gerçekten müze çok büyük. O yüzden Balat'ı iptal ettik, şimdi karşıya geçeceğiz. Şurada, şu tarafta Eyüp İskelesi'nde ineceğiz. Daha sonra Pierre Loti'ye geçeceğiz oradan. Oradan da oturacağız yani, gün batımı falan orada takılmayı düşünüyoruz. Bu şekilde şu an. Bu arada bayağıdır telefondan çekmiyordum. O yüzden bir garip görünüyorum şu an kendime.
Kameranın hafızası bitiyor olabilir. Tam emin değilim. Bitmemesi için telefona geçtim şu an. Ara kesidi. Onunla çekeceğim. Asıl Pierre Loti'de çekmeyi planlıyorum, manzarayı falan. Güzel bir yere benziyor manzarası açısından. Yani restoran olarak çok bir beklentim yok ama sadece manzarası için güzel bir yer olacağını düşünüyorum. Bakalım. Mahmut Koç Müzesi'nde de böyle çeşitli ünlülerden, zaten kendi sahip olduğu şirketlerden de eski eserler var. Eserler demeyeyim, parçalar diyeyim. Parçalar var. Başkasının bağışladığı da var. Ayrıca Rahmi Koç'un kendi ödüllerinin, hediyelerinin bulunduğu bir kat vardı. Orası da çok güzeldi. Atatürk'ün giydiği kıyafetler, bornozlar, kullandığı taraklar, bunlar da vardı. Denizle ilgili, denizcilikle ilgili gemiler, bir sürü şey vardı. Bazı trenlerin içine ve uçakların içine kullanıma değil de gezmeye açmışlar. İçlerine girip o ortamı görebiliyordunuz. Bu arada fotoğraf, video falan çekmek yasak değildi yani. Kimse bir şey de demedi. Uyarı falan da yoktu yani. Herkes çekiyordu. Ki çekerken de gördüler, bir şey demediler. Bir baktım hani o ne güzel çekiyorum her şeyi falan filan diyeyim ama o kadar çok şey var ki her şeyi çekemedim. Böyle size de benim gözüme çarpan ve çok güzel olduğunu düşündüğüm şeyleri paylaşmayı düşünüyorum. Gerçekten gelin, zamanınızı, bir gününüzü ayırın, saatlerinizi ayırın, tek tek okuyun. Çok eğlenceli, çok güzel bir müzeydi. Tavsiye ediyorum. Feribottan indik. Normalde teleferikle yukarı çıkacaktık ama teleferikte felaket bir sıra vardı. O yüzden şimdi mezarlık var hemen kenarında. Mezarlığın içinden yürüyerek Pierre Loti'nin oraya çıkmaya çalışıyoruz. Bu arada gün batımı izlenmiyormuş orada. Gölgeye düşüyormuş, kuytuya düşüyormuş. O yüzden öyle bir hedef koyduk, ona gidiyoruz. Kendimize bir yer bulduk şöyle. Bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten en iyisini bulduk. Yukarıda ağaçlardan kapalı manzaralar vardı. Ne istiyorsunuz için? Sabaha kadar buradayız. Bunun için uğraştık. Bugün günlerden pazar olduğu için de çok kalabalık. Bir şey söylemek ister misiniz? Maskeni çıkar canım. Yorucu bir aşamaydı ama başardım. Bir de şans eseri buldun yani, buraya nasıl aynen bulduysan. Şansımızı buluşturduk. Yarım saatte dolanıyoruz çünkü yukarılarda falan. Burası neredeyse 3-4 katlı gibi düşünün yani, merdiven yukarı çıkabiliyorsunuz. Ya bir yerlerin manzarası kapalı ağaçlardan dolayı, ya da yer bu yok falan çok güzel manzaralarda. Çok iyi buldu yani nasıl bulduysan. Böyle. Şimdi biraz burada oturacağız. Pierre Loti'de biraz oturduktan sonra eve geldik. Yine mezarlıktan geldik. Teleferiğe bir türlü binemedik. Çok fazla sıra vardı. O yüzden yine mezarlık içinden yürüyerek geldik. Ve direkt eve geldik. Zaten saat 10.30'a falan geliyor şu an. Çok bir yeri gezemedik ama dolu dolu zaman geçirdik. Rahmi Koç Müzesi dediğim gibi çok zaman geçirdik yani orada. Ve güzeldi. Mutlaka gidin diyorum ben. Onun dışında başka bir şey yok. Günüm genel olarak böyle geçti. Umarım beğenmişsinizdir videoyu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.